Merhaba arkadaşlar, ben Alperç Feraldı. Bugün size Level'in Haziran-Temmuz 2023 308 nolu dergisinin açılışını yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu dergiler artık biliyorsunuz her ay çıkmıyor maalesef. Level dergisi 2 ay aralıklarla dergiyi çıkarmaya başladı. Ve şöyle hemen göstereyim ilk başına, arkası da böyle. Posteri almaya değer 10 yıldır beklenen oyun. Hem de dev kuşe kağıdı arkadaşlar. Normalde posterleri biliyorsunuz şu kadar boyda olurdu. Şimdi çarpı 2 olmuş. Birinci tarafını gösteriyorum. Arkadaşlar Resident Evil gözüküyor mu? Şöyle. Resident Evil 4'ün posteri. Ve diğer tarafta da Diablo 4 dev posteri içeriyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani açıkçası oyununu da oynuyorum. Sorcerers açtım. Büyücü yani. Büyücüyle devam ediyorum arkadaşlar. Oyun fiyatı ön siparişte 1700 civarındaydı. Oyunun fiyatı 2000 liraya güncellediler. Yani en üst sürümü aldım ben o zamanlar. Yaklaşık olarak 3 haftadır oynuyorum. Gerçekten efsane. Tavsiye ederim. Keşke oyun daha ucuz olsaydı ama 10 yıldır beklenen bir oyun. Level dergisinin de kapağı oturmuş durumda. Bakalım hemen neler varmış içinde. Hızlı hızlı bakalım her zamanki gibi arkadaşlar. Şöyle dikkatimi çeken içerikler. Evet, ilk bakış güzel oyunlar var aslında. Street Fighter 6, Star Wars. Haziran-Temmuz ayı içinde Street Fighter 6 çıktı. Diablo 4 6 Haziran'da çıkmıştı biliyorsunuz. Alliance Dark 20 Haziran'da çıkmış. Final Fantasy 22 Haziran. Sonic 23 Haziran. 29 Haziran. I Fight Forever. Çok ben de bilmiyorum. 7 Temmuz'da da Legend of Heroes çıkacakmış. Güzel. Birkaç bilgi vermiş bize. Burada son majör tamamlandı. Ondan kupalar. İşte Zelda'dan bahsetmiş arkadaşlar. Nintendo Switch'in en çok beklenen oyunlarında biriydi. Çıkışını yaptı. Gerçekten efsane bir oyun olmuş. Ben henüz oynamadım ama izledim. Çok güzel. Tavsiye ederim. Outlast korku oyunu. Henüz oynamadım. Bu da yeni çıkmıştı. Heyecan verici diyor. Sons of the Forest. Oynadım arkadaşlar bunu. Ama açıkçası sevmedim. Hayatta kalma oyunu. Bunu Steam Deck'te oynuyordum. El konsolu. Çok hoşuma gitmedi ama oynayanlar var. Refinant. Şöyle göstereyim. Oynamadım bunu da. Silahlı Ubisoft'un oyunuymuş arkadaşlar. Yeni shooter dengeleri değiştirmeye kararlı görünüyor diyor. Amnesia Bunker. Onun bir bölümünü oynadım ama bu da bir ilerlemeli gerilim. Hem PC hem PC 4 bilgisayar hepsinden çıkmış. Outlast bayağı bir gerilimli arkadaşlar. O yüzden çok da şey yapmıyorum yani, çok beni çekmiyor. PlayStation'ın showcase'i vardı, izledim. Yeni gelecek oyunlardan bahsettiler arkadaşlar. Yani beklediğim oyunlar var. Alan Wake 2, işte Final Fantasy, Assassin's Creed Mirage. Bekliyorum onları takip ettiğim. Başka ne diyebilirim? Helldivers 2. Şöyle oyunlardan, içeriklerden bahsetmişler. Kutucukları hızlıca okumuyorum. Ama merak ederseniz tavsiye ederim. Bu sağ tarafta, mavi tarafta da PlayStation VR 2 bölümü yer almış. Resident Evil 4 çıkacakmış. Ona da birçok oyun geleceğini söylüyorlar. Bir Zelda efsanesi. Aynen.
Zelda zaten bir efsane. Yani açık dünyada o cihazda o performansı vermesi gerçekten muazzam. İlkini oynamıştım. Çok uzundu. Bitirememiştim. Burada özel versiyon konsollardan bahsetmiş. Eski konsolların yenilenmiş halleri mi artık? Tam detaylı bakmadım. Hediye çeki kazandıran abonelik fırsatı demiş. Burada Diablo'nun incelemesi var arkadaşlar. Okuyacağım bunu. Oynuyorum. Efsane. 5 karakter var arkadaşlar. Ben büyücüyle başladım. Sizin şeyiniz en çok satan oyunlardan biriymiş arkadaşlar. Yani çıkışını çok iyi başarmış. Bu kadar pahalı olmasına rağmen hani Türkiye şartlarında gerçekten zor. Bir de en çok sevdiğim olay Türkçe altyazı gelmesi. Yani oyun tamamen Türkçe altyazı. Hikayeyi o kadar yer vermişler ki harika bir yapım olmuş. Dublaj olsaydı daha da efsane olurdu ama Türkçe olması bile mutluyuz yani o kadar paraya. Little Island 2 henüz oynamadım. Güzel bir oyun aslında. Yani 80 puan almış. Beğenilmiş bir oyun. Burada da Zelda'nın içeriğinden bir şeyler yazmış. Mükemmel bir oyun. Daha ne kadar geliştirilebilir noktasında bir mihenk taşı. Gerçekten efsane. İşte Street Fighter 6. Bunu alacağım en yakın zamanda. Şu an fiyatları biraz pahalı. Belki indirime girerse kaçırmayacağım, alacağım. Dövüş oyunlarının şeyi. Zaten yıllarımızı bu oyunlara vermiştik. Eski oyunlara. 30. serisi vardı bende. Bütün oyunları, bütün çıkmış, bu zamana kadar çıkmış bütün Street Fighter'ların içinde bulunan bir oyun vardı. Onu aldım ben. Onu oynadım. Street Fighter 4, 5 var zaten. 6'yı da alacağım. Ama PlayStation 5'te maalesef benim arcade joystick'im çalışmıyor. O bakımdan biraz erteledim. Ama yeni karakterler vardır muhakkak. Demosunu oynamıştım. Beğendim. Yani el konsoluyla da, el joystick'iyle de hareketleri yapabiliyorsunuz. Bu yönden iyi. Street Fighter 7 Survivor almadım. Bir öncekini oynamıştım. Çok sarmadı beni bu. Ama bunu da iyi yorumlar almışlar. 80 puan almış arkadaşlar. Muazzam atmosfer, kaliteli grafik, farklı karakter ve hikaye, optimizasyon sorunları varmış. İlk oyuna göre benzerlik. Bir de fiyat etiketinden bahsetmiş. The Last of Us PC versiyonu arkadaşlar. PlayStation'ın muazzam oyunlarından biridir arkadaşlar. PlayStation'ınız varsa mutlaka oynayın. Gerçi bilgisayarda çıktı artık. God of War'ın yenisi gelmedi galiba. PC'ye o da yakında gelir. Bir önceki çıkmıştı. Legend of Legends Story diye bir oyun var. Ama grafikleri biraz eski versiyona kaçmış gibi diyebilirim. Yani şöyle diyeyim. Çok saracak bir oyun değil. Redfall oynadım arkadaşlar. Xbox'ta bedava olarak çıktı bu oyun. Redfall. Zombilere karşı, işte vampirlere karşı savaşıyorsunuz. Ben beğenmedim. Düşük not verdim. Bakayım burada kaç vermiş. 52 puan vermiş. Yani ben de vermedim yani. Bakmadan söyledim. Vuruş hissi güzel. Bunu söylemiştik değil mi? Demiş. Ama eksi yorumları konsolda 30 FPS. Kötü kaplama, zevksiz görevler, standart aksiyon ve silahlar, sıkıcı boş mekanlar. Aynen öyle. Sıkıcı boş mekan. Doğru. Ben de katılıyorum arkadaşlara. Yorum yapan arkadaşlara. Katılıyorum yani. Şimdi Minecraft Legends. Bitirdim arkadaşlar. Kanalımda var. İsterseniz bakabilirsiniz. Güzel. Burada Dit Island'a 81 puan vermişler. Bakayım Minecraft Legends'a kaç puan vermişler? 60 puan vermişler. Az vermişler. Tekrar ediyorum. PvP piyango, çalışmayan mekanikler. Evet. Biraz hikaye bittikten sonra yapacak bir şey bulamadım aslında. PvP demiş. Yani diğer oyuncularla birlikte diğer bir yere saldırıp orayı fethediyorsun. Sen kendin bir birlik oluşturup asker dolaşıyorsun vesaire. Onlar da sana geliyor. Savaşıyorsun falan. Bir yerden sonra sıktı açıkçası. Şu oyunda bedava geldi. PlayStation'a. Kişiye. Güneş kum. Mango. Pek ben sevmedim. Yani biraz oynadım, bıraktım yarım saat.
sarmadı açıkçası. Kanalımda onu bulamazsınız. Koymadım çünkü. Kendi sevmediğim oyunu da size atmak istemiyorum. Bazen çekiyorum sevmedim diye ama yani burada bir Amerikan güreşi var. 2023'ü geliyor. WWE 2. Lego 2K Drive geliyormuş arkadaşlar. Araba yarışı. Football Manager 2023 hastalarına duyurulur. Benim arkadaşlarım var. Sürekli bu oyunu oynuyorlar. Eskiyi bile oynayanlar var yani. Simülatörden bahsetmiş. Çok burada Harry Potter hala oynanır mı diyor. Eski Harry Potter'la oynanmaz bence. Yenisini deneme sürümü var. Bakmadım henüz. Burada tren simülatöründen bahsetmiş. Remestet tren atölyesi. Herhalde tamir, bakım vesaire uğraşıyorsunuz. Demir yollarında. Değişik, ilginç bir oyun olmuş. Bir makinist oluyormuşsunuz bunda. Bu keyifli röportaj için teşekkürler. Evet. Burada joysticklere yer vermişler. Reklama girer diye koymuyorum. Birçok mouse ve joystick içinde. Evet. Kültür ve sanat. John Wick 4 gelmiş. Hiç izlemedim. Bayağı iyi diyorlar ama. Atraksiyon bir oyun. Diablo'nun burada 1998'den bu yana olan hikayesi ve konularını baz almış. Evet, bakıyorum hızlıca. Evet, eski yeni arasında yorumlar, yani Diablo ile bayağı bir iç dışlı olanlar, editörler güzel incelemesini yapmış. Evet, bir sonraki leverde Immortals of Aveum, EA Games'in oyunlarından biri. Acaba tutacak mı demişler. Bir sonraki kapağımız bu olacakmış arkadaşlar. Şöyle gözüktüğü gibi. Burada da sona geldik. Evet, Level 308. dergi, 308. sayılı derginin hızlıca bir incelemesini yaptım. Dergi dolu dolu içeriklerle mevcut. Poster de süper. Eğer bir Diablo hayranıysanız mutlaka alın derim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, like'larınızı bırakırsanız, abone değilseniz de abone olursanız beni mutlu edersiniz. Birçok oyun videom kanalımda mevcut arkadaşlar. Canlı yayınlarım olsun. Gerek farklı short videolarımla birçok şey hazırlıyorum sizler için. Umarım hoşunuza gidiyordur. Dediğim gibi yorumlarınızı, dönüşlerinizi yapın arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince sizin için kaliteli videolar hazırlayacağım. Kendinize bakın. Hoşça kalın.